zalim başka tersi, zalim başka tersi. Zalım açka tersi, zalım açka tersi. Benim ümidi kelek lan çırnak sesi. Benim ümidi kelek lan çırnak sesi, kelek lan çırnak sesi. Boncuklar takardık sihirlere, takardık sihirlere. Saat 10'de çıkardık o çifte oğluklara. Çıkardık o çifte oğluklara, o çifte oğluklara. Katmazdık sığırlara Ali'nden bernekleri, Ali'nden bernekleri. Anaları yorardı Karadağ dönekleri. Yaşlıları yorardı Karadağ dönekleri, Karadağ dönekleri. Bizim oradaki dağlar, bizim oradaki dağlar. Şimdi gidip da gezerim, ne kurbetçiler ağlar. Şimdiki dıpta kezen çok yaralılar ağlar, çok hasretliler ağlar. Çıcaklık bu ağzından çıkan mermi adayı, çıkan mermi adayı. Karşılardı onları rahmetli Miktat dayı.
karşılar divanları, rahmetli Miftah Tayyip, rahmetli Miftah Tayyip. Kafuraya birleşir alın teresi, alın teresi. Kefuraya birleşir alın teresi. Kesildi o dağlardan, ne insanların sesi. Kesildi yaylalardan hep eskilerin sesi, hep büyüklerin sesi. Yaylamızdan ormana fındıklıya inerdik. Kürgen ağaçlarından yarma otu nedirdik. Şimdikiden kimseye orada selam vermeyi, sade bir gaza bası, korna çalıp geceyi, korna çalıp geceyi. Ben bu duygularla kalacağım bir halla, sızledin tuzlayı. Ey gitti Ayşe hala, kalmadı ya ilacılık, biri neklam bir dana. Dostlar yazıklar olsun, aslini unutan, aslini unutan. Dostlar yazıklar olsun, aslini unutan, aslini unutan. Evet, çok teşekkür ediyorum. Yasin'im, eline koluna sağlık. Öncelikle hoş geldin, sefa geldin diyorum. Allah razı olsun. Karadeniz'in şerefi ayrı. İki evet, şeref Yasin oldu. Kılıç'a çok teşekkür ediyorum. Gene bizi kırmadı. Daha Hendek'ten, Adapazarı'ndan buralara kadar geldi. Kendisine teşekkür ediyorum. Ayrıca Hendek Dernek Başkanımız da aramızda. Karadeniz'de Dernek Başkanı. Katkılarından dolayı kendisine de teşekkür ediyorum. Hocam, emekli öğretmenim Kahraman Çolak, Kahraman hocam hoş geldin, sefa geldin. Çok teşekkür ediyorum. Trabzon'dan sıcağı sıcağına geldin, biraz zor geldin işte hava muhalefetinden dolayı. Doğru. Ama yine de kucak dolusu olsun. Selamlar getirdim. Aleyküm bütün selam. Dostlara, çok Trabzonlulara, Maçkalılara. Nuri Bahadır Çaygara'nın o güzel yeşilliğinden. Vadisinden. Nuri'cim buralarda mısın? Serap abi burada bir iş icabı, geceler dolayısıyla geldik. Epey oldu buradasın. Ve bir haftadır aşağı yukarı buradayım. İnşallah 23'ünde yine Trabzon'a dönüyoruz. Ve seni takdirle izliyoruz. Teşekkür zaten ediyorum. Çok sağ olasın. Bakidir. Seni tebrik ediyorum. Karadeniz'in orijinal müziğini yansıtan ve bir arkadaşım da bana dedi, bunu da söylemeden geçmeyeyim. Şeref Kara dedi, hakikaten dedi, şu anda dedi,
müthiş dedi. Yani bunu anlatmaya sağ gerek olsunlar, yok. Çok teşekkür tebrik ediyoruz seni. Bizi izleyenlere, sizi sevenlerinize evet. Buradan kucak dolusu selamlar olsun Mavi Karadeniz aracılığıyla beraber. Evet, değerli izleyiciler, her hafta olduğu gibi diyelim ama bir hafta ara verdik. Onun için değerli izleyicilerimizin affına sığınıyoruz. Bir hafta ara verdik. Yine bölgemizin, yöremizin bir numaralı kanalı Mavi Karadeniz'de sizlerle beraberiz. Öncelikle bu programa katkıları bulunan, bize destek veren değerli dostlarımız Bursa'da Halil ve Murat Özyürek'e çok teşekkür ediyoruz. Soner Duru ve Muhammed Özyüksel'e, Ali Osman, İsmail ve Mahmut Yavuz'a, Salih Köse'ye, Fazıl Kara'ya, Osman Çavuş ve Muhammed Çavuş'a, Beşikdüzü'nden Osman Kılıçarslan, Muharrem Kaya ve Nevzat Tekneci'ye, Trabzon Esiroğlu Belediyesi'nden Esiroğlu Belediye Başkanı'na ve Esiroğlu halkına, Soner Eyüboğlu ve Aydın Sünger'e teşekkür ediyoruz. Soner kardeşim şu anda Maçka Devlet Hastanesi'nden bizi tüm personeliyle izliyor. O bütün personeli de buradan kucak dolusu sevgilerimizi gönderiyoruz. Tüm yatan hastalara da acil şifalar diliyoruz. Ayrıca dernek başkanımız İrfan Tekneci ve Şükrü Tekneci abime de teşekkür ediyoruz. Doğancı'dan Mustafa Uygun, Kenan Uygun abime buradan teşekkür ediyorum. Her zaman olduğu gibi bizi yalnız bırakmayan Erol Çavuşoğlu, Trabzonlu, Sultanbeyliler Trabzonlu eski dernek başkanı Erol Çavuşoğlu'na. Ayrıca Sezgin Çavuş, Cengiz Turan, Ensar Genç Çelebe, Orhan Küler'e ve arkadaşlarına teşekkür ediyoruz. Bizi Almanya'dan şu anda bir acı amcam izliyor. Necati Güler abime ve ailesini ellerinden öpüyorum hanımının. Tüm ailesine sevgi selamlarımızı gönderiyoruz Necati abimin. Ve ayrıca Hacı Ahmet abime de sevgilerimi göndereyim. Evet, bayağı konuştuk. Kısa tutacaktık ama gerekli olan şeyler. Bunlar sizde olmuyor. Karımın hocam, böyle sırayla gidelim. Sırayı bozmayalım. Ben fark sıramı etmez. Atlattım. Fark etmez. Senin okuyacağın Barsa'ya bir gün başkanın köylerine, ben Kalyan'ın köylerine armağan ediyorum. Sizi, gerisi size kalmış. Buyurun. Şimdi değerli arkadaşlar, sevgili Şeref Kara'nın yaylaya gidişi güzel, o türkü güzel. Ben de tamamlamak için önce yayla yolları diye bir türkümüz var. Müsaade ederseniz onu okumak istiyorum abi. Geçer mi senden yarım, ah gelin çift çimeni, senden geçer mi yarım, ah gelin çift çimeni. Ey gidi hırsız suyu da vurdum dibine kuyu, ey gidi hırsız suyu da vurdum dibine kuyu. Aca yine akar mı oranın soğuk suyu, aca yine akar mı oranın soğuk suyu. Arkasından aşağı omuz omuz saçları, gürgenliktir gürgenlik Liberanın başları. Yükleri vurur adam,
sabah kahvaltısını edecek sumada. Orada içer çayı, hemencek girer yola. Koca karı yokuşu bayırdır adı kola. Attım da vuramadım daldaki ufak kuşu. Yorar yarimi yorar koca karı yokuşu. Yorar yarimi yorar da koca karı yokuşu. Oy olayım güzelime de yeni girdi yaşına. Olayım güzelimin de yeni girdi yaşına. Terleyi sineleri çıkar aç başına. Terleyi sineleri çıkar aç başına. Çıkar aç başına. Atı orada biner, gülüm armutlu yerden. Atın üstünde gider, kavuşamadım yari. Peşinden koba koba, bulutun arasından. Görün o taşlı oba, dertli türkülerimde. Diyeyim kısa kısa, sifin çiçeği kokar. Ey gidi saveriksa, eser bahar rüzgarı. Sallaysa rüzgarı, iki saatte bitmez o bu salon düzleri. Kusal kahvesinde yer, öğleyin yemeğini de kusal kahvesinde yer. Geçer çift doluklara bir soğuk suda içer. Kebinin kıranında iki türkü de söyler. Belalı taş belalı atı tutarak geçer. Belalı taş belalı atı tutarak geçer. Çıkar sesli kayaya, görür da kofra kolu. Kofra kola çıkmaya da vardır hep yeri. Öğleyin yemeğini kofra kol kahvesi. Sinde de yemleyin hayvanları, ebeyce uzundur mürcünün yolları. Mürcünün rüzgarı eğer malsız seni, İskobel sularından iştahatırla beni. İskobel'den yukarı geldik kumul taşlara. Atar bir kara çise o kıvırçık saçlara. Kumuldaştan aşağıda inelim şehitlere. İki Fatiha oldu oradaki ölmüşlere. Sel boğazın tüşünde bir saat oturalım. Gümüşlü dağlarını oradan seyir yapalım. Yayla yönü bu müdür, kudur sevdiğim budur. Sel boğazın yolları da aşerep işte budur. Evet hocam, çok teşekkür ederim. Sel boğazı yolları diye aşerep işte budur. Evet, sel boğazı, Kofrakol, Kutsal. Ben de oralara, hocam ağzına gülene sağlık. Teşekkür oralara ederim. Bir yeni albüm hazırlığındayım. Elimizden gelen yardımı esirgemeyiz. Yerleri, doğduğumuz, gezdiğimiz yerleri, yöreleri inşallah dile getiriyorsun tabii sen de burada. Yüreğine sağlık. Çocukluk anılarımız. Evet. Yasin Kılıç, boş durmuyoruz abi. Hazırlığı yapalım. Aha da konuşmuyorum. Hazırlığı yapalım. Benim adetimdir, oturarak söyleyemiyorum. Zannediyorum sesim hiç çıkmayı.
Ha böyle hazırlık yapılırken iki de kelime edeyim. Evet. Şimdi gündüreceğini gönder abisi. Bu okuyacağım eseri Dokurcu'nda dişçi Mehmet abim var, şu an bizi izliyor. Aynı zamanda Ahmet abi de Trabzon'dan geldi, ayağına sağlık. Yengemin de bir muhlamasını yedim. Bizim orada muhlama falan da var. İtimen Ali diyeceksin. Yağlaştırdık biz ona. Hatta kuymak. Buradan yengemin de ellerinden öpüyorum. Hakkını helal etsin. Hadi mi konuşurum? Tamam, tamam. Evet, bu güzel kostümümü de gördüğünüz gibi gömlek, kravat. Göksu köyümüzün muhtarı Hasan Atış'a buradan selamlarımı, sevgilerimi yolluyorum. Aynı zamanda mermerci bir Ali abim var benim. Ali Baba derim kendisine ama gerçekten babay bir insan. Bu güzel türküler onlara gelsin bakalım. Hadi bakalım. Ah yine açtı yayla yolları, öte kuğuları. Yakın yayla zamanı, açtı yeşil yapraklar. Anam beni dertli kuzum yüreğimden ay. Garip günlerim o. Yasım gidik yalı, yasın ne anlamadın? Değişmedim onları, pillerimin zayıfladı. Garip kuzum ey. Gel haydi gel. Çık yaylanın başına, çağır adımı açar, çağır adımı açar. Yazın sıra sendedir. Şöyle gitarlar. Zaten dertler önemli. Başkan geldik dünyaya. Mayıs'ın 15'inde gelirim ya almaya. Geleceğim almaya. Altyazı M.K.
sevda malları nasıl, sevda malları nasıl? Mayıs ayında valıda hal bırın kadirgası, hal bırın kadirgası. Yardım kandıramadım sevdamın anasına, yarımın anasına. Hal burundan geçeceğim minih kadirgasına, minih kadirgasına. Yay gidişer vacada yanar yıram, yanar yanar yıram yanar. Karşılayacaklar beni, orada arkadaşlar var, orada arkadaşlar var, orada arkadaşlar var. Gene devam ederim, yeter mi ya bu kadar? Yarım seni annen, bu türkücü uşağı. Sırada üstadım var, oturayım aşağı, oturayım aşağı. Ya Yasin Gireç, ağzına yüreğine sağlık kardeşim. Çok teşekkür ediyorum. Bütün Avrupa'daki dostlarımıza buradan kucak dolusu sevgi selamlarımızı gönderdik. Bu sene Avrupa yolu bilmiyorum. Bir sürpriz olursa olur. Çok düşünmüyorum ama. Buradan Tufan Akçay'a, bir de kadem arkadaşım var orada benim. Turan Akçay şu an kayınbabası da karşımızda seyirci olarak katıldı bize. Turan arkadaşıma çok çok teşekkür ediyorum. Gerçekten güzel ağırladı beni. Ayın 3'ünde de geliyormuş bu ayın 3'ünde. Önümüzdeki ayın 3'ü yani Mayıs'ın 3'ünde. İnşallah evet. Güzel bir şeyler yapacağız. Hepsine selam olsun. Merakla beklenen Karadeniz Sıdar yarışması başlıyor diyoruz. Karadeniz'in yeni sıdarları ben olacağım diyorsanız, kendinize ve sesinize güveniyorsanız sahne sizin. Haydi Karadeniz. Seçmeleri özellikle bayan arkadaşlarımızı bekliyoruz. Yer Mavi Karadeniz TV. Tarih 21.04.2012 Cumartesi saat 12.30. Son elemedir. İrtibat telefonları 0216-639-0275. Tekrarlıyorum. Merakla beklenen Karadeniz Sıdar yarışması başlıyor. Karadeniz'in yeni sıdarı ben olacağım diyorsanız, kendinize ve sesinize güveniyorsanız sahne sizin. Haydi Karadeniz, seçmeleri özellikle bayan arkadaşlarımızı bekliyoruz. Yer Mavi Karadeniz Divi, tarih 21.04.2012 Cumartesi, saat 12.30, son elemedir. Telefon irtibat numaraları 0216-639-0275. Evet, bunu anonsumuzu yaptıktan sonra hiçbir yere ayrılmıyorsunuz. 2 dakika aradan sonra tekrar beraberiz diyoruz. Efendim hoş geldin. Hoş bulduk, nasılsınız? Hamdolsun. Ne var? Bu akşam farklı geldin. Evet. Hastanede mi geliyorsun böyle, ilaçlandın mı? İlaçlandık geldik. Şimdi canlı yayında da onu göstereceğiz. Güzel bir tüy dökücü tanıtımı yapacağız ama canlı canlı göstereceğiz. Vücudumuzdaki bütün tüylerin 10 dakikada döküldüğünü hemen sizlere göstereceğiz. Lasinia ile güzel bir ürünle bugün de karşınızdayız. Erkekler ve bayanlar, vücudunuzdaki bütün tüylerden 10 dakika içinde kurtulmak ister misiniz? Eğer cevabınız evetse, Lasinia tüy ve kıl dökücüyle vücudunuzdaki bütün kılları ve tüyleri döküyoruz. Dökerken de ne bir tahrip yaratıyoruz, ne bir alerjik durum bırakıyoruz, ne de vücudunuza bir yan etki yaptırtıyoruz. 10 dakika içinde döküyoruz. Benim önemli vurguladığım bir şey var. Anlatacağım ama önce canlı canlı olduğunu sizlere gösterelim. Evet, ben... Şimdi...
Şimdi vücudumuzdaki kılları ve tüylerin nasıl döküldüğünü sizlere göstereceğiz. Bakın, Lasinia üçlü bir setten oluşur. 1, 2 ve 3. Üçlü bir setten oluşur. Bu üçlü seti nasıl kullanacaksınız? Bakın, birinci set şöyle tüy dökücü jeldir. Birinci set sizin tüylerinizi döker. İkinci set şu, sizin tüylerinizi azaltır. Üçüncüsü ise bayanlar içindir. Bu da bayanların hani o kollarında, bacaklarında, baldırlarındaki selülitlerin giderilmesine yardımcıdır. Tüylerinizi nasıl dökeceksiniz? Şimdi vücudunuzun hangi bölgesindeki tüyleri dökecekseniz dökün. Biz diyoruz ki başınızdan, başınızı karıştırmayın. Başınızdan aşağı vücudunuzun istediği yerinizdeki tüyleri dökebilirsiniz. Nasıl dökeceksiniz? Mesela ben kolumdaki tüyleri dökmek istiyorum. Hemen şöyle bakın göstermek istiyorum. Şöyle gösterelim. Yakından bakın. Kalın bir tabaka halinde sürüyorum. Bir jeldir zaten. Sizin de gördüğünüz gibi abi kötü bir kokusu yoktur. Şöyle aynen kalın bir tabaka halinde yayıyorsunuz. Bu bir kalın tabaka halinde olacak ki kılların kıvırcık ve daha çabuk dökülmesini sağlayacak. Şöyle döktükten sonra 10 dakika bekliyorsunuz. 10 dakika bekliyorsunuz. Ve 10. dakikadan sonra ne oluyor biliyor musunuz? 10. dakikadan sonra kıllar kıvırcık bir görünüm alıyor. Biz bunu canlı yayında dedik ki şimdi sürersek 10 dakika orada yayını 10 dakika bekletiriz. Evet. Önceden sürdük, hazırladık ve sizlere gösteriyoruz. Ben bakın, gördüm. Ben gördünüz gördüm, değil mi? Gördüm evet. Bakın şimdi. Ben şimdi bu kılı nasıl döküldüğünü sizlere göstereceğim. Şimdi ben atıyorum kolumdaki kılı döktüm. Siz bacağınızdaki kılı dökersiniz, sırtınızdaki kılı dökersiniz. Biz bilemeyiz. Mesela ben burada sırf hani bu ürünün gerçekten fayda ettiğini göstermek için geldim. Geçen sene de Nikoson tanıtırken de biz aynı şeyi yaptık. Bir ürünü anlatırken önce deniyoruz. Bakın benim bütün vücudumda her yerde kıllar mutlaka dökülmüştür. Hani diyorlar ya. Sende hiç kalmaz. Bir evet. Yakında böyle cıbıl tavuk gibi dolanacağız ortalıkta. Yani yaz da geliyor. Bakın aynen gösteriyorum. Şimdi kılı sürdükten sonra nasıl döküldüğünü gösteriyorum. İlk ürünü kullandınız. 10 dakika beklediniz. 10 dakika sonunda lütfen şuralara dikkat edin. Bakın kıllar kıvırcıklaşmaya başlar. Canınız acımadan, kötü bir koku olmadan tüyler bekler. Bakın hemen kalın bir cisimle, banyo lifi olur, peçete olur, kalın bir şeyle kılın çıkış yönüne doğru silin. Bakın kılın çıkış yönü aşağıdır. Ben sileceğim. Lütfen sildikten sonraki görüntüye dikkat edin. Hayret bir şey. İşte bu. Hayret bir şey ya. İşte teknoloji bu. Tüyleri hayret de göstermek ya istiyorum. Döktüğümüz tüyler burada. Bakın nasıl oluyor? Güp güzel bir görünüm değil mi? Sanırım bu sakal tıraşı yok. Yok. yakında o sektöre de el atacağım. Az kaldı. Şimdi durumu var mı yani? Ha, şimdi olayın birinci mevzusu burada bitiyor. İzleyicilerimiz diyor ki tamam güzel bakın gerçekten de döküyor. Siz de denediniz biz de gördük. Döküyor evet güzel de yapıyor. Şimdi bundan sonra tamam biz bu kılları döktük ama döktükten sonra daha sert ve daha kötü çıkacak. O zaman ne yapacağız diyecekler. Ben hemen onu da göstermek istiyorum bakın. Şimdi ilk işlem burada bitti. İlk işlemle tüyleri döktünüz. Bakın jilet gibi alınmış gibi ne bir kızarıklık oldu ne bir yanma oldu tertemiz. Kötü bir kokusu da yok gerçekten. Olsun rahatsız burada edici, duramayız zaten. Yani bir kokusu yok bakın. Hemen burada ikinci tüpümüzü açıyoruz. Bakın ben ilk önce size koklatmak istiyorum. Lütfen koklayın. Ben kokladım. Nefis güzel kokuyor. Evet. Güzel bir kokusu var ya. Yani. Şimdi bu ikincisi ne yapıyor biliyor musunuz? Birincisiyle tüylerinizi döktünüz ya. İkincisi de tüylerin daha az ve daha geç çıkmasını sağlıyor. Ne yapacaksınız? Şöyle kılın üstüne dökeceksiniz. Bakın ben döktüm. Her 2-3 günde bir. Alacaksınız şunu şöyle ovalayacaksınız. Bakın ovaladığınız zaman ne oluyor biliyor musunuz? Bir kere cildinizin pH dengesi düzeliyor. İkincisi cildiniz nemleniyor. Üçüncüsü güzel bir koku oluyor. Dördüncüsü siz böyle ovarken o tüy diplerine kadar giriyor ve o tüy diplerine müdahale ediyor. Tüylerin hem daha az hem daha seyrek çıkmasını sağlıyor. Bakın kalın kılmış, ince kılmış, seyrekmiş bunlar hiç önemli değil. Ve ne oluyor biliyor musunuz? Çok güzel bir görünüme sahip olursunuz. Tabii şimdi ben erkek olduğum için kol biraz sıkıntılı oldu. Yani bunu bayanlar kullandığı zaman daha güzel olacak. Ama biz erkekler sırtımıza kullanabiliriz, göbeğimize kullanabiliriz, bacaklarımıza kullanabiliriz. İnanın hiçbir sıkıntı olmuyor. Mis gibi de bir kokusu var. Ve ikinci ürünü de böyle kullanacaksınız. Üçüncü ürün bayanlar içindir. Bayanlar selülit problemleri için yine her 2-3 günde bir tüy alınmış bölgeye aynen bu diğer tüy azaltan ürün gibi sürüp böyle ovalayacaklar. Mis gibi güzel bir görüntü oldu. Gördüğünüz gibi. Hani tam bir gerçekten öyle. Ben hani şimdi bacağımı açıp gösteremeyeceğim için dedik ki kolumuzu uygulayalım da. Yani bu görünüyor zaten. Gözle görünen evet. Köy kulağımız istemezler. Evet.
Hani şimdi bir bayan kolu veya erkek bacağı olarak şimdi gerçekten de güzel bir görüntü. Efendim, sen herhalde 3-5 program sonra bu herhalde bu cıbıl, kollarda komple bir şey kalmaz ya. Yani hedefimiz o. Ya şimdi Şeref abi ne oluyor biliyor musunuz? Biz bunları tanıtıyoruz ya. İnsanlar şeyi görmek istiyor. Aniden neticeyi görmek istiyorlar. Bakın biz de neticeyi göstermek adına buradayız. İşte Sağlık Bakanlığı bildirimli güzel bir ürün. İşte tüylerinizi güp adam güzel döktü. Adam kolunu feda etti ya. Evet. Maşallah. Mesleğine tam şeyli yani böyle hayati problem de yok ya onun için her türlü. Evet. Gösteriyoruz. Biz burada en dikkat ettiğimiz şey kul hakkı. Bunu gerçekten bakın bunu her programda söylüyorum. Doğrusu neyse helali neyse dürüstü neyse o. Size bir daha söylüyorum. Oradan buradan duyduğunuz, oradan buradan gördüğünüz şeylere araştırmadan, derinlemesine girmeden itibar etmeyiniz. Dünya çıkar dünyası olmuş. Birilerinin rantına bir şey sürdüğünüz zaman emin olun. Türkiye'de insanlara lekelemek çok kolay. Çok kolay. 5 dakikalık bir işe bakıyor. Onun için bakın biz size Sağlık Bakanlığı bildirimle bu ürünü getirdik. Döküyor dedik. Denedik. Kendi kolumuzla denedik. Sizlere de gösterdik. Doğru mu? Doğru. Evet, bütün doğru izleyicilerimiz. Mavi Karadeniz 56 ülkeye yayın yapıyor. 56 ülkeden bizi izleyen herkes 81 il 7 bölge hepsi gördü. Bakın biz bu ürünü 69 liraya veriyoruz. Ve size diyoruz ki bayanlar 2 ayda bir, 3 ayda bir, 4 ayda bir gidiyorsunuz kuaföre mesela, bakım yapıyorsunuz. Kime kullanıldığı, neye kullanıldığı, ne amaçla kullanıldığı belli olmayan ürünlere itibar ediyorsunuz. Ve yıllık yaklaşık 1000 TL, hani bunu köydeki değil de şehirde çalışan kadınlar için söylüyorum, yaklaşık olarak tutuyor. Biz kitabı kaleme aldık, hesapladık, sorduk. Onun dışında erkekler denize gidiyoruz, gerçekten hani bu bizde de oluyor. Gidiyoruz, emin olun, merakla bakışlar üstümüzde, bakıyoruz, sıkıntı var. Bakıyoruz biz bile. Yani ben bunu söylüyorum. Evet bakın doğrusu neyse söylüyorum. Ben de denize gittiğimde çok kıllı bir insan gördüğümde diyorum ha adam kazağını çıkartmadan gelmiş. Diyoruz. Ha bunun yanlış olduğunu. Kazağını çıkartmadan mı gelmiş? Gelmiş yani, diyoruz evet. Tüylerden dolayı öyle zannediyorum. Yanlış yapıyoruz. Bakın. Adamın buluşuna bakar mısın ya maşallah ya. Aynen veya diyoruz tişörtünü çıkartmadan gelmiş. Yanlış yapıyoruz. Tabii biz bunun büyüdükçe yanlış olduğunu farkındayız ama şimdi 10 yaşında bir çocuk bile bir büyüğe kalkıp hani bilmediği için olay dese belki onu yadırgamayız ama başkaları bunu duyduğu zaman biz psikolojikmen sıkıntı içine giriyoruz. Yani bu bazı kişilerde alınganlık olduğu zaman veya hassas olduğu zaman kişi gerçekten kendini ikinci sınıf vatandaş gibi görüyor. Yapılan doğru bir şey değil. Bakın tüy Allah vergisidir ve tüy aslında sağlıktır. Biz tüye karşı değiliz. Sadece vücudunun güzel görünüme, böyle daha güzel olacağına inanan kişilere hitap ediyoruz. Ve sizlere diyoruz ki Sağlık Bakanlığı bildirimlidir, 69 liradır, herhangi bir yan etkisi yoktur, görülmemiştir. Yaraya, sivilceye, açık yaraya, güneş yanığına kullanmayın. Onun dışında istediğiniz zaman kullanabilirsiniz. Ve kıl ve tüy eşlerin arasında da problem yaratıyor. Kişiyi de ikinci sınıf vatandaş muamelesine düşürüyor. Bakın meyve ve sebzeler artık GDO'lu. İnsanlar hormonlu ürünleri alıyor ve hormon bozuklukları oluşuyor insanlarda. 6-7-8 yaşındaki çocuklarda bile tüylenme oluyor. Biz size diyoruz ki gelecekteki en iyi iki problem tüy ve şişmanlık. Bunları atlatın. Onun için bizler size bu ürünü getirdik. Ve sizlere diyoruz ki gerçekten güzel bir ürün, kaliteli bir ürün, kokusu da güzel, yaptığı işlev de güzel, işte gösterdik. Ve 69 liraya veriyoruz. Bakın 69 liraya kargo bedeli yok, KDV bedeli yok, ekstra bir bedel yok. Ve bugün bu programda bir kampanya yaparak bitirmek istiyorum. Biz bunun bir tanesini 69 liraya veriyoruz. Ha ben koluma kullanırım, 5 ay kullanırım, kişi bacağına kullanır, 3 ay kullanır, bir şey diyemeyiz. Ama izleyicilerimiz diyor ki, biz 2 tane almak istesek 2 tanesi 138 lira, bize indirim yapar mısınız? Şimdi birisine satıyoruz 109 lira, öbürüne satıyoruz 119 lira. Acaba biraz da vicdan olduğu için diyoruz ki, acaba biz öbürüne yanlış mı yaptık? Bu sıkıntıyı da ortadan kaldırıyoruz. Bakın, şimdi siz Şeref Kara ile Bir Yudum Muhabbet programını izliyorsunuz. Burada da konuğumuz Yasin Kılıç ve değerli üstadlarımız var. Sizlere şunu diyoruz. 0216-641-4848 numaralı telefonlardan bizleri arayan herkes bu ürünün bir kutusunu şöyle 3 şişe şeklinde 69 liraya kargo KDV bedeli olmadan alacak. Bizleri arayan ilk 60 kişi ve sadece 60 kişi. Kontenjan ancak o kadar. 61 yapalım şunu ya. Yapalım. Peki 61 olsun. İlk arayan 61 kişi ve sadece 61 kişi. Bu üründen 2 tane almak isterse bu ürünün 2 tanesini 138 liraya almayacak. 2 tanesini 89 liraya alacak. Ne kadar güzel. Bakın 138 lira değil. Mevzu da şu. Bu bir kozmetik ürünü. İnsanlar hani kozmetiksel problemlerini hallediyorlar. Biz de onların keselerine çok fazla zarar vermeden, gerekirse ikincisini alış fiyatına vererek, gerekirse ikincisini yani daha düşürerek. Kazağını çıkarmadan yüzmek isteyen
İstemeyenler varsa buyursun demek istiyor bana. Ve sizler şunu yapacaksınız. Bakın ilk arayan 61 kişi, ikinci iki tane almak isterse iki tanesini 138 liraya değil, sadece ve sadece 89 liraya alacak ve kargo bedeli ödemeyecek, KDV bedeli ödemeyecek, ekstra bir ücret ödemeyecek. İkisini 89 liraya alacak ve ikisini aldıktan sonra da eminiz ki bakın içinde kullanma kılavuzu var, kaliteli bir kutusu var, alan bir daha alacak. Bunu da buradan iddiayla söylüyoruz ve ben çok çok teşekkür ediyorum. Teşekkür bu hafta ediyorum. Biraz programınızı fazla böldük. Affınıza sığınıyoruz. Sizleri seviyoruz. Helal ederiz onu. Sağ olun. Evet, sağ olun. Kolay. Eseri bütün sevenlerime, başta ekranları başında ve stüdyoda bulan konuklara, bir bacanlı hemşerim vardı, nerededir o? Burada. Evet, güzel bir eser geliyor. Geldim kapılarına yanına yakış günü. Geldim kapılarına yanına yakış günü. Al beni kıranlaşır eyle beyaz çamaşır. Bu kay bana sevdalık yüreğime dolaşır. Bu kay bana sevdalık yüreğime dolaşır. Ektum bahçeye kabak, esevdum bana bak. Vermem seni ellere, bendeki inada bak. Vermem seni ellere, bendeki sevgiye bak. Al beni kıranlaşır, eyle beyaz çamaşır. Bu kay bana sevdalık, yüreğime dolaşır. Ektum bahçe yaprasa, yaprağı, yaprağı, yaprağında kar yasa. Dünyaları verirdim sevdum benim olsa. Dünyaları verirdim sevdum benim olsa. Bir antan aşağıdaydır, gündüm sarıdaydır. Bir yeri görmesem sanırım on dört aydır. Thank you.
kayak Sultan Murat izine kayak 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 ederim kayak hani yalastıkların kezer suyalin ayak hani yalastıkların kezer suyalin ayak terenin kıyıları ada vurdum yılları aldım sana yarım sevdalı kuyguları aldım sana yarım sevdalı kuyguları denize su dökmeli üstüne 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 gül ekmeli sevdalık kolay değil biraz zahmet çekmeli sevdalık kolay değil biraz zahmet çekmeli terenin kıyıları ada vurdum yılları aldım sana yarım sevdalık uygunları terenin kıyıları ada vurdum yılları aldım sana yarım sevdalık uygunları. Evet, yüreğine sağlık, ağzına sağlık. Nureciğim sağ olasın. Evet, otandik diyoruz. Her şey Şahsin, orijinal. Bekletme hocam. Beni. İşte oradan bak buradan ödeye gittik. Oradan bu tarafa devam. Tamam. Bekletme beni. Evet çok teşekkür ediyorum. Bu türküyü de armağan edelim. Avusturya hep Almanya dedik. Avusturya'da ya, Emin Kaplan abime ve Hacı Fuat Kurt'a, Trabzon'da Sadık Atmaca'ya ve Almanya'da Hayati kardeşime Koryan Ali Hayati'ye, Sadık Durmuş'a ve babaoğlu Çay Ocağı şu anda bizi Trabzon'da izliyorlar. Babaoğluna ve oradaki tüm dostlarıma kucak dolusu sevgilerimi gönderiyorum. Bu parça onlara armağan olsun diyoruz. O dandik söylüyoruz. O dandik tamam evet. Abi. Biliyorum ki şu an Mavi Karadeniz ekranlarına seyreden Ah Yasin Hasan Öksüz'den söylese de dinlesek diyorsunuz. Buyurun. Bu diyadığım türküler gitsin çayır bağına sade oraya olmaz gitsin Tekirdağ'ına gideyim askere ya ufam ağlama gitsin Tekirdağ'da olan Hasan Akama, Hasan Öksüz Akama. Ya Sakarya, Sakarya. İkametimdir sende bırakmadın yakamı hendek ne buldum bende dola boynuma dola ağak beyaz kolları aldı kedirdi beni şu hendeğen yolları gömlüm geçti orada unutamam onları unutamam onları
vurdu yaylaya, gitti ufağım gitti. Ya bak ya Şeref Aga, başkan nereye gitti? Yıktım bahçeye soğan, aldı birini doğan. Hep mi güzel oluyor senin annenden olan? Dere akayı dere, yuvarlayı taşları. Kenet delirdi Yasin, buldun arkadaşları. Şu karşıdan aşayan valik yanı vali. Köyçükleri nasıl, nerededir bizim Ali? Nerededir bizim Ali? Dermiştir ne yediş, dermiştir ne yeliş. Üstad müsaat derli, diyeyim geniş geniş, diyeyim geniş geniş. Aldım mavi boncuklar, koluna takalım mı? Al bir miktar vadi, bir düet yapalım mı? Gidelim, sen de çok sevdiysen, istersen oturayım, benden demeyeceksen. Dünya yalan dünyada, kime kaldı bu dünya kime? Yasın bu gaydelere de, bu uşak doymadı ya bu. Yasın bu gaydelere de, bu uşak doymadı ya bu. Gidelim ziyara yara, kemik yemik yemik. Duydun la bu kaydeyi, hoşuna gitti it yemik. Duydun güzel kaydeyi, hoşuna gitti it yemik. Kabuldu ki dayırık, suların akarına, suların akarına sıran. Sürdü bizi memleket, kurbedin kenarına, kurbedin kenarına. Sürdü bizi memleket, kurbedin kenarına, kurbedin kenarına. Bu güzel dirgilleri Şeref nasıl ekleyi, Şeref nasıl ekleyi. Yine kapıştı kusta, millet böyle bekleyin, millet böyle bekleyin. Yasin Şeref karlanın, çoktu diyecekleri, çoktu diyecekleri. Açtı geylada, açtı var geçecekleri, var geçecekleri. Yaylada açtı, açtı da var geçecekleri, var geçecekleri. Daha duramam burada, yaşırım gideceğim yaşı. Dinler ekramdan sonra ben neler diyeceğim ben. Yaşı Şeref karanın, çoktu diyecekleri çok. Açtı bizim köylerde yayla çiçekleri. Yasin neye deyim, kurbetinde duramam. Takma ile kravat, kimseyi kandıramam. Da ben düğüne
kadar Ahmet'e kanyaydım Akşap'a dipildim Hep sırda da peydim Ey gitti karada Durmaz yazın tumansız Yaşanılmaz orada Hava ile ifansız Yaşanılmaz orada Hava ile ifansız Bizim yaylasıları Yazına karla soğuk Gideyle boşuna Biz oralarda yok Biz oralarda yok Bir türkücük söyledin Vallahi anlamadım Vallahi anlamadım Ben gerim kırava kimseyi kandırmadım kimseyi kandırmadım Acaba öyle mi dedin ben yanlış mı anladım Gelirim yaylalara şeref arasına Yetişti imdatına az verecek arazi Bizim yayla yollunda vardı bir iki kasap vardı Yaşın reklamdan sonra veririm sana hesap veririm sana Benim hoşuma gider hüdür ne bir yaylası ayrılmayayım bir yere de şimdi reklamdan